Kur'an'ı mehcur bırakmak onu hayat nizamı olarak görmemektir. Kur'an'ı mehcur bırakmak karşılaşılan sorunlarda onu hakem olarak tayin etmemektir. Ne var engel bunun için? Aramızda bir anlaşmazlık var. Sen Müslümansın, karşıdaki adam Müslüman. Hadi hakemimiz Kur'an olsun dediğinizde size ne engel oluyor? Eğer bu manada bir şeyler bize engel oluyor diyorsanız o zaman o engeli oturup konuşalım ama öyle değil. Şimdi kendimizi bu manada sorgulandı, sorguladığımızda mesela bir babayız bir anneyiz. İleriki bir zamanda evlatlarımızla bir sorun yaşadık. O sorunu yaşadığımız zaman evlatlarımızı da karşımıza alıp bu işi iyi bilen bir insanın yanına gidip bizim şöyle bir sorunumuz var Allah'ın kitabına göre, peygamberin sünnetine göre şu sorunumuzu çöz deyip birine müracaat ettiğiniz zaman bu manada size ne engel olacak? Ya da böyle bir sorunla karşı karşıya kaldığınızda babalık damarınız, annelikten gelen o kıskançlık damarınız farklı bir biçimde harekete geçip o anda hiç mi Allah'ın kitabı, peygamberin o manada sünneti aklımıza gelmiyor? Sorgulamamız gereken bir şey. İki Müslüman beraber ticaret yaptınız. Ne güzel. Olması gereken bu. Bir yerdesiniz, hizmet ediyorsunuz. Ne güzel. Bir davadasınız, bir yerdesiniz. Allah'ın dini için gayret gösteriyorsunuz. Oldu ki aranızda bir müddet sonra bazı anlaşmazlıklar oldu. Bu anlaşmazlıkları nefsi bir duruma getirip kendinizi hep kendi tarafınızdan Haklı olarak gösterip o haklılığınız için de meseleleri delil olarak kullanma adına bir gayrete mi girişiyorsunuz? Yoksa ben bir Müslümanla bir sorun yaşadım. Üçüncü bir Müslüman hakem tayin edilerek gel kardeşim ben de anlatayım. Bu kardeşim de anlasın. Sen aramızda Allah'ın kitabına göre bir hüküm ver. Hangimiz bu manada suçluyuz? Hangimizin bu manada hatası var? Bunu Allah adına söyle dememiz gerekmiyor mu? Bunu diye, demeye niye aklımız ermiyor ya da niye işimize gelmiyor? Bu sorgulanması gereken bir şey değil mi? İle ahir başka şeyler de söylenir bu konuda. Maşallah mesela gençlerimiz evlenirken idealler o biçim. Zaten Allah da insanı biraz o iddialarından im, imtihan eder o Ali olmuş ötekisi Fatma biri mücahit biri mücahide o biçim bir darul erkam kuracaklar konuşmalar laflar o biçim tamam sonra sonra olmuyor olmuyor bazı problemler çıkıyor ne o mücahidimizin ne o mücahidemizin aklına Allah'ın kitabı gelmiyor ne yapsam madem ben bu evliliği boşanma noktasına getirdim kadınsa ne yapsam erkeğe daha fazla zarar veririm noktasında hesaplar yapıyor. Erkekse ne yapsam bu kadını daha da perişan etsem noktasında hesaplar yapıyor. Allah aşkına konuşun ya korkmayın söyleyin ben haksız mıyım bu konuda? Ben uzaydan falan bahsetmiyorum. Bunlar bana geldiği için, duyduğum için, şahit olduğum için, gördüğüm için bunları söylüyorum. Bu manada çok da iyi bir noktada değiliz. Onun için bu konuda toplum bu hale girdi. Sadece bu manada bu işi bilen insanlar bile sorunlarını Allah'ın kitabına irca ederek çözselerdi emin olun bugün bu toplum bu hale gelmezdi. Ama üzülerek söyleyelim ki ne yazık ki görüntüde İslami anlamda motifleri, şekilleri olan insanlar olarak bizlerde bu manada problemler var. Allah yine de bizlere merhamet eylesin.